Efendim selamlar, merhabalar. Ben Deniz Selçuk Geçer. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili kardeşim Berk Koçak'la birlikte günü gündemi, ekonomiyi, kriptoları değerlendireceğiz sizler için. Hepiniz hoş geldiniz. Berk'çim sen de hoş geldin. Merhabalar tekrardan Selçuk Bey, hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, gayet iyiyim, gayet keyifliyim. Bugün de güzel bir güne merhaba dedi. Bu hafta da bir cacık yok ya bu arada Berk. Var mı? Ben mi kaçırdım ya? Şu ana kadar çok bir şey yok ama Perşembe ve Cuma fena değil Selçuk Bey. En azından bir makro gündemimiz var yani. Büyüme verisi gelecek Amerika'dan, bir de işte PC verisi gelecek, enflasyon verisi. Onları takip edeceğiz yani. Ama dediğiniz gibi onun dışında çok büyük bir yoğunluk yok, gündem yok. Birazcık daha rahatlamış bir piyasa var. Yatay hareketler görüyoruz aslında, tüm varlık gruplarında benzer durumlar söz konusu. Geçen hafta bugüne kadar neler oldu? Bundan sonrası ile ilgili ne tür haberler var? Onları şöyle bir özetle bize. Öncelikli olarak geçtiğimiz hafta biz bu programı yaparken bizim için önemli başlık Cuma günü gerçekleşecek Powell konuşmasıydı. Jackson Hole etkinliği vardı. Bildiğimiz gibi Merkez Bankası yöneticilerinin Amerika'da toplandığı bir organizasyon aslında. Orada da Powell'ın Eylül ayı toplantısına dair neler söyleyeceği bizim için çok çok önemliydi. Powell'ın konuşmasında görmüş olduğumuz kadarıyla zaten tutanaklardan çok da ayrı bir yere gitmediğini gördük konuşmanın. Dedi ki Eylül ayında bir faiz indirim başlangıcı olacaktır dedi. 50 bas puana dair hiçbir şey söylemedi. Aslında bunu da bekliyorduk. Ama orada Powell'ın o faiz indirimlerinin artık başlama sürecine gireceğini söylemesi piyasa tarafından hoş karşılandı öncelikle. Bitcoin de zaten 62.300 bölgelerini o sayede zorlamaya başladı. Bunun hemen ardından o kırılımın gelmesini sağlayan haber şu oldu Selçuk Bey. Kennedy, John F. Kennedy olması gerekiyor. Junior. ABD seçimlerinde adaylığını koymuş biriydi. %4-5'lere yakın bir oy potansiyeli olduğu görülüyordu anketlerde. Ve kendisi Cuma günü açıklamasını yaptı. Dedi ki ben seçimden çekiliyorum ve Powell'ı desteklediğini açıkladı. Pavlo da Trump'a. Benim tabii şey dilim sürçtü. Trump'a yönlendirmiş oldu. Bu da tabii kripto varlık tarafında çok hoş karşılandı bu haber. Çok iyi karşılandı. Cuma günü zaten 65 bin seviyelerine kadar yükseldik. Altcoin'ler burada farklı hikayelerden kaynaklı Bitcoin'in o güçlü görüntüsüne çok daha iyi tepkiler verdi. Özellikle yapay zeka coin'leri. Bunun da başka bir hikayesi var. Onu birazdan anlatacağım. Hafta sonu boyunca da Bitcoin'de 64 bin üstünde kaldık. Altcoin'ler de bu süreci iyi değerlendirdiler. Ethereum ve Ethereum ekosistemi üzerine konuşlanmış projeler haricinde onlar çok iyi bir performans gösteremediler çünkü. Neden abi? Çünkü Selçuk Bey, Ethereum'da hala bir yani zayıf bir performans durumu var zincir üstü verilerine baktığımızda. Orada trade hacminin de düştüğünü görüyoruz. Çünkü zincir üstünde işlem sayısının düştüğünü, işlem hacminin düştüğünü görüyoruz. Bir de ETF'lerden hala çıkışlar var. O dengelenme süreci hala devam ediyor. Bunlardan kaynaklı olarak da Ethereum tarafında hala birazcık baskılı bir fiyatlama görüyoruz. Bu arada kötü dediğim 2500'lerden yine 2800 seviyesine kadar yükseldi Ethereum. Bitcoin ile birlikte yani o da %10'ların üzerinde bir yükseliş yaptı. Ama sonrasında işte o kırılganlığı yüksek oluyor o bölgelerden. Zaten kritik seviye olarak geçtiğimiz hafta işaret ettiğimiz bir bölge vardı. Buralara geldi. Buralardan reaksiyon aldı. Ama işte en azından şu anda birazcık daha kötü fiyatlama içerisinde özellikle Bitcoin'e göre. Ondan öyle söyledim aslında. Ethereum zaten o negatifliği ya da o kırılganlığı gösterince üzerindeki projelerde o pozitifliği sağlayamıyorlar. Bundan önceki haftalarda çok daha iyi görüntüler veriyorlardı. İşte DeFi konusunda bazı projeler yine Ethereum üzerindeki ya da işte Layer 2 projelerinde de birazcık güçlü görüntüler var. Tamamen Ethereum'a bağlı olan. Ama sonrasında onlarda da bir miktar kırılganlık gördük. Bu süreci Avax çok iyi atladı. Ve yine yapay zeka coinlerinin dip seviyelerinden ki çok da kırılgan bir dönemleriydi. %60'lara 70'lere yakın yükselişler gerçekleştirdiğini gördük. Haftalıkta da en iyi performansı onlar gösterdi. Bunun dışında bir de Tron çok gündemdi. Tron yükseliş gösterdi. Tron ekosistemindeki coinler yükseliş gösterdi. Bunlarla birlikte bir de piyasa etkileyen Telegram haberi vardı tabii ki. Toncoin'de %20'ye yakın bir düşüş gösterdi. Telegram CEO'su Pavel Durov'un cumartesi günü tutuklanmasının haberini aldıktan sonra. Genel olarak piyasayı şu anda bu haberler şekillendiriyor. Gündem bu şekilde Selçuk. Tron niye hareketlendi? Tron enteresan bir proje ya. Tron şöyle, şimdi aslında herkesin kullandığı bir blok zinciri aslında. Yani aslında güzel bir teknolojisi var. Ucuz ve hızlı. Şu anda daha tabii iyi projeler de çıkıyor ama çok fazla kullanılan bir proje. En çok kullanılan proje olarak biliyorum. En çok üzerine işlem geçen proje. TRC20 değil mi onların şeyi? Evet, aynen öyle. Mekanizması falan ERC20 gibi yani. Evet, TRC20. Ve yani kontratları TRC20 oluyor. Aslında yani kendi üzerine çok fazla uygulama bulunduran bu hani Solana'da, Avax'ta bahsettiğimiz üzerindeki şu uygulamadan kaynaklı şöyle bir giriş oldu falan gibi bir teknolojisi yok aslında. Blok zincir olarak direkt bu transferlerde kullanılıyor. Borsa transferlerinde çok kullanılıyor. Bunlar şöyle bir teknoloji geliştirdi. Dediler ki biz bir meme coin projesi ortaya koyuyoruz. Solana'daki gibi. İşte Sun Pump isimli bir launchpad diyorlar. Meme coin launchpad'i. Böyle burada işte istediğiniz kadar meme coin çıkarabiliyorsunuz. Sonra bu hype bir anda işte o Solana üzerindeki meme coin yatırımcısını da yani o teknolojiden faydalanıp oradan çok yüksek getiri hedefleyen tüm küçük yatırımcıyı bir anda Tron üzerine çekti. Hem de işlem
sayı arttı. Gelirler bir anda işte 60-70 bin dolarlık gelirlerden 300-400 bin dolarlık gelirlere fırladı birkaç günlüğüne. Bu Tron da all time high seviyesini yeniletti. Bununla birlikte Sun yine Justin Sun'a bağlı. Yani Tron'un altcoin olarak söyleyebilirim. Sun'da yaklaşık olarak 5x'lik bir hareket gördük listeli olduğumuz. Bundan geçtiğimiz haftadan beri bahsediyoruz aslında. Şimdi orada da bir düzeltme hareketlerine başladık Selçuk Bey. Ama genel hareketin sebebi buydu. Bunların dışında bir de Justin Sun işte o Tron ağının kurucusu ve bütün bu sürecin lideri aslında. ABD'de bir dava sürecinde SEC'e karşı bir konuda haklı bulundu. Böyle bir haber geldi. Kendisi zaten Twitter'da inanılmaz bir kampanya yürüttü bu konuyla ilgili. Tüm süreçle ilgili. Tron'la ilgili sürekli paylaşım yapıyor. Çok aktif. Aynı zamanda kendisinde etkisi var tabii ki. Milyonlarca kullanıcısı var ve iki gece üst üste şey yazdı. Bu gece her şeyden çok daha farklı bir gece olacak gibi paylaşımlarda bulundu. Sonrasında çok büyük değişiklikler görmedik ama Tron açısından güzel bir haftayı geride bırakmış oldu. Meme coin'ler niye bir tekrar bu kadar popüler oldu? Kolay çıkartıldıkları için mi? Aslında hiçbir şeyleri yok değil mi meme coin'ler? Yani şimdi şöyle teknoloji olarak aslında bir şeyler sunan meme coin'ler yani çok az. Bir elin parmağını geçmeyecek kadar az ama orada şöyle bir durum var Selçuk Bey. Zaten böyle bir değerlendirme var. Benim çok hoşuma gidiyor. Meme coin'lerle ilgili kripto varlıkların true value olarak değerlendiriliyor. Şimdi bir hisse ya da işte bir emtia ya da herhangi bir şeyin yatırımcısı bir şahıs yıllık işte maksimum getiri olarak işte %30'ları 40'ları hedefliyor. Şu an küçük yatırımcı grupları için bu hedef seviyeleri de artık teknoloji hisselerinin de o hareketinin durulmasıyla daha da zorlaştı. Ama sonrasında kripto varlıklara dönüyorlar. Kripto varlıklar nasıl performanslar gösteriyor olsunlar? Meme coin'lerde işte 10x'lik, 15x'lik, 20x'lik bunu sadece birkaç ay içerisinde gösterebildiklerini görüyorlar. Sonrasında kripto varlıklara o para girişinin sağlandığı ilk adım olarak meme coin'ler değerlendiriliyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu yüzden bu Trovat. Şimdi de zaten hani Bitcoin artık 70 bini aşamıyor. Yeni bir zirve yok. Altcoin'ler zayıf. O yüzden içerideki paranın da yani küçük yatırımcı gruplarındaki paranın da çoğunun meme coin'lere geçtiğini görüyoruz. İşte bu yeni teknoloji yenilikleriyle birlikte. Şimdi mesela diyelim yeni bir gündem var. Yeni bir başlık var. İşte bunu Kamala Harris'ten örnek vereyim. Kendisi aday olmadan önce bir coin çıkarıldı meme coin olarak. Kamala işte Harris coin olabilir. Tam adını hatırlayamıyorum. Sonrasında Kamala Harris'in adaylığı açıklandıktan sonra mesela 15x'lik hareket yaptı. Bu her yere yansıyabiliyor mesela. Yani futbolundan Türkiye seçimlerine kadar tüm yerlerde böyle coin yani özel isimlere dair coin'ler çıkarılıp bunun işte bir anda 10x'lik 20x'lik hareketleri sonrasında tekrardan başlangıç fiyatlarına döndüklerini gördük. İşte hatta Trump bu konudaki coin'i bayağı meşhur şu anda. Bayağı gündemde yani. O seçim sonuçlarıyla birlikte ya da beklentileriyle birlikte güçlendikçe Trump'ın meme coin'in de yükseldiğini görüyoruz açıkçası. Genel olarak yani aslında çok yüksek getiri beklentisi meme coin'leri şu anda hala gündemde tutan en önemli durum. Öyle söyleyebilirim. Bir şey daha sorayım ondan sonra devam ederiz. Sun nedir tam olarak onu anlayamadım ben. Yani Sun şöyle. Sun aslında çok eski bir proje. Bu Tron'un altında işte Justin Sun zaten şeyden hem soyadını hem de Just diye de bir coin çıkarmıştı. Böyle coin'leri de var. Kendi projesinin adı da Sun Pump olarak çıktı. Yani bu Sun kullanılıyor. Sun coin kullanılıyor. Bu Sun Pump ismini verdiğim şey meme coin'lerin çıkarıldığı protokol aslında. Yani meme token basılıyor orada. Farklı yerlerde meme coin'ler çıkarılıyor. Onun ötürü bu ağ üzerinde olduğu için de Sun öyle yükseldi, güçlendi. Zaten Tron da güçlendi. Genel sebebi bu yani. Sun Pump isimli bir proje. İsteyen herkes gidip orada meme coin çıkartabiliyor anladım. Yani Solana üzerinde de aslında aylardır yapılabiliyor. Çok düşük maliyetlere coin çıkarılıyor. Ama sonrasında yani büyük ihtimalle 1-2 gün sonra ömrü bitiyor bu projenin çoğunun yani. Anladım abi. Ekonomik takvime baktığımda Perşembe günü ve Cuma günü önemli verilerle karşılaşacağız. FOMC üyelerinin konuşmaları var. Bunları bekliyoruz. Şu anlık piyasalarda faiz indirim beklentileri iyice bir indirme yani evlerinde bir indirime dönmüş durumda. Burada Powell'ın da yapmış olduğu bir konuşma vardı ve konuşmada da şu mesajı aldık ki istihdam verileri yine çok çok önemli olacak gibi gözüküyor önümüzdeki süreçte. Bunlar önemli olacaktır. PC verisinde ya da GDP verisinde yani büyüme ve enflasyon verisinde sapmalar görürsek piyasalarda büyük dalgalanmalar görebiliriz. AVAX niye coşkulanmıştı? AVAX'ta da şöyle bir durum var Selçuk Bey. Şimdi bu Grayscale ismine hakimiz zaten ETF'lerden kaynaklı. Grayscale ETF olarak olmasa da müşterilerine işte bu coin'leri, altcoin'leri direkt alım için bir fon hizmeti veriyor. İşte trust oluyor bu ürünlerde. 19 tane coin'e veriyorlardı bunu. Ve AVAX'ı buna eklediler. Bunlar tam bu açıklamayı yaptılar. Biz işte Grayscale Avalanche Trust'ı oluşturduk diye bir açıklama yaptılar. Bunun hemen ardından da Franklin Templeton 1,5 trilyon dolarlık bir yatırım şirketi. Yönetimleri altında 1,5 trilyon dolar bulunuyor. Böyle bir yatırım şirketi zincir üstü para piyasaları fonu gibi bir ürünleri var. Nasdaq'ta listeli. Bunu Avalanche ağına genişletlerini duyurdular. Avalanche zaten bu tarz şirketlerin dikkatini çok fazla çeken bir coin. Böyle tokenizasyon süreçlerine dahil olabilen ve işte daha önce Citibank'ten, JP Morgan'dan, mesela S&P'den gibi büyük şirketlerin dahil olduğu projeleri Avalanche'ın da isminin girdiğini biliyorduk. Dolayısıyla yine Franklin Templeton'da dikkatini çektiler. Bu haberde işte Avalanche'ı 22 dolardan 28
29 dolara kadar taşıdı. Sonrasında da şimdi birazcık yine orada da kar satışlarına başlamış durumdayız. Potansiyeli ne Avax'ın abi? Avax'a Solana zaten yani birbirine rakip ve birbiriyle hareket eden projeler olarak değerlendiriliyordu. İkisi de Kasım ayında güzel bir hype dönemine girdiler işte farklı sebeplerden ötürü. Sonrasında Solana orada bu meme coin hype'ından çok iyi faydalandı. Ki teknolojik olarak da güzel gelişmelere imza attılar aslında. Avax tarafındaysa daha farklı bir haber fiyatlandı. 60 dolarlara taşıdı 8 dolarlardan. Ama sonrasında özellikle yılın ikinci çeyreğinde zincirüstü performans olarak birazcık geride kaldığını gördük diğer platformlara oranla. Normalde işte mesela Chain, o biraz önce anlattım. Avalanche üzerine bir chain bu. Zincir bu. C-Chain isminde. Ve normalde C-Chain'in mesela Tron'la yarışır hale geldiğini görmüştük öncesinde. 2023'ün hemen sonunda bir Inscription diye bir yeni bir uygulamaya adım atmışlardı. Bu Inscription'lar birazcık daha farklı bir teknoloji. O daha detaya giriyor. Ama o dönemin birazcık hype'ından faydalandılar. Bir de işte Singapur'da geçen o Project Guardian isimli bir süreç var. Orada bir yeni bir proje var tokenizasyon konusunda. Oraya dahil oldular. Bunlar hype'lamıştı. Sonrasında o düşük performans Avalanche üzerine bir baskı yarattı. Bu süreçte de mesela işte Solana'ya örnek verdiniz. Solana meme coin hype'ından 200 dolarlara ulaştı yine. Avalanche'ın yani şeyi ne kadar derseniz, o potansiyeli ne kadar derseniz, şu anlık benim için yani en azından yıl sonu hedeflerinde ya da işte önümüzdeki en azından bir 6 aylık süreç sonrasında eğer beklediğimiz fiyatlara ulaşabilirsek, Bitcoin ve Ethereum'da o düzeltmeleri görebilirsek, Avalanche'da da 75-100 aralığını göreceğimizi düşünüyorum. Yani 80-100 aralığını diyeyim hatta. Bu bölge öncelikle hedef seviyemiz olacak. Kısa vade potansiyel olarak da şunu söyleyebilirim. 22 dolarlarda iken 30 doları görebileceğimizi konuşuyorduk. 30 dolara ulaşamadı. 30 dolar şimdilik en kritik satış bölgesi gibi gözüküyor. Süper abi. Ya şöyle bir soru gelmiş. Lütfen yanıtlayın diye de ısrar ediyor. EAG. Biraz o faizi soracağım sana. Unutturma bana. Tabii. Mesela 25 bas puanlık faiz indirimi satış mı yoksa alış mı getirir soracağım. Bu bir not olarak kenarda dursun şimdi cevaplama. AG diyor ki emekli birisi en azdan ne kadarlık Bitcoin ya da Ether coin alabilir? Bilmeyen benim gibiler için cevap verebilir misiniz diyor. Sana soruyor bu soruyu abi. Şeyi anlayamadım ama Selçuk Bey, bir meblağ var mı ya da hani... Hayır, ben de anlayamadım. Yani şöyle söyleyeyim, emekli biri olarak geçinmeniz gereken parayla yatırım yapacaksanız hemen vazgeçin. Öncelikle onu söyleyelim. Ama kenarda köşede bir miktar param var. Bunun da bir miktarıyla kriptolara yatırım yapmak istiyorum diyorsanız tırnak içerisinde 10 bin liranız olsun. Bunun da atıyorum 3 bin lirasıyla kripto yatırımı yapmak istiyor olun. Bu soruyu ben öyle düzelteyim. Belki demek istediğiniz budur. Değilse lütfen yazın. Bunun üzerine de sevgili Berk cevap versin. Evet, yani Türkiye standartlarında yani böyle şu an çok fazla böyle soru geliyor Selçuk Bey, işte bir miktar param var ama geçindiği para aslında kişinin ve bir getiri beklentisi olması zorunda. Çünkü belki farklı ihtiyaçları oluyor. Ondan ötürü ne alayım, ne satayım diyor. Doğru cevaplama ihtimalimiz yok bunu tabii ki. Ondan ötürü bunlara ben de cevap vermek istemiyorum. Ama hani ben bir yatırım yapıyorum şu an uzun vadeli. İşte çocuklarım için, torunlarım için belki. Ve işte hani o zaman Bitcoin, Ethereum bu portföyün neresinde olur derseniz. O zaman da genel olarak böyle yaklaşımlarda işte farklı farklı ürünler çeşitlendirmek önemli oluyor. Ve burada da kripto varlıklara şu anda işte %25-30'larda bir aralık bırakılabiliyor aslında. Bu tabii ki beklentilere bağlı. %50-60'lara çıkaran da var. Mesela işte yani benim babam bu konuda birazcık daha agresif mesela. Onu örnek gösterebilirim. Kendisi de bir emekli olarak kripto varlıklara yatırım yapıyor kendisi birazcık daha uzun vadeli olarak. Ama dediğiniz gibi geçinmek için kullanılacak olan paranın kripto varlıklara ya da herhangi bir araca yatırıp buradan gelecek getiri beklentisiyle hareket etmek çok doğru olmayacaktır bence de Selçuk Bey. O konuda da sizlere katılıyorum tabii. Süper abi. Bitcoin her habere rağmen niye düşüş eğiliminde demiş. Fed'in 25 bas puanı bana göre fiyatlandı arkadaşlar. Yani 25 bas puan sanki biraz satış kokusu veriyor gibi geliyor bana. Berk farklı düşünüyor olabilir, onu konuşalım. 50 bas puan olursa indirim, bu ciddi bir alım getirir. Çünkü şaşırtır milleti. Hiç faiz indirmezse gibi bir şeyler soruluyor. Bence öyle bir şey olmayacak. Bu zincirleme bir reaksiyon anlamına gelir bu saatten sonra. Mutlaka faiz indirimi olacaktır. Fed böyle terse düşürme mantığıyla ilerlemiyor. Onu da söyleyelim. Velhasılı 25 baz indirirse ne olur, 50 baz indirirse ne oluru tartışalım biraz. Şimdi ben burada bu olayı bir işte süreç olarak değerlendirmek istiyorum. Şimdi bu hafta gelecek bazı veriler var. Buradan aslında birazcık bazı sinyaller alacağız, öyle söyleyeyim. Bir resesyon paniğimiz vardı. Bu resesyon paniğinden ötürü yıl sonuna kadar 5 indirime kadar çıkmıştı beklentiler. Ve bunun aslında ne kadar negatif fiyatlama yarattığını da gördük tüm riskli varlıklar üzerinde. İşte Bitcoin 50 bine, Nasdaq'a, S&P'yi %20'lik düzeltme hareketlerine, düşüşlere sebebiyet vermiş durum. Ve işte sonrasında gördük ki aslında
aslında istihdamda bir miktar bozulma var ama Fed bunu o kadar da ciddiye almıyor diyeyim, öyle söyleyeyim en azından. Yani en azından bir resesyon paniği yaşamadıklarını gör. Cuma günü bu süreç başlıyor olacak çünkü bir istihdam verileriyle karşılaşacağız. Geçtiğimiz ay büyük bir bozulma vardı. Beklentiden %35'lerde bir sapma vardı. Şimdi bakacağız ki tarım dışı istihdam ne durumda? İşsizlik oranı yükselmeye devam ediyor mu? Bu bozulma ihtimaline karşılık bir anda 50 bas puanlık bir indirim beklentisi olacak. Ve aslında bence ilk o beklenti durumunu orada fiyatlamaya başlayacağız. Şu an zaten piyasalar dediğiniz gibi 25 bas puanı fiyatlamış durumda. Burada bir değişiklik olabilir. Yoksa ne olacak? 19'una kadar bekleyeceğiz. 20, yani beklenti seviyelerinde geldi diyelim istihdam verileri. 19'una kadar yine büyük bir fiyatlama olmayacağını düşünüyorum ben. Sonrasında orada 25 bas puanlık bir indirim göreceğiz. Bu sefer de piyasa şu an kararsız olduğu durum şu. Kasım ve Aralık ayında indirimler devam edecek. En az 3 tane indirim göreceğizi bekliyor. Powell'ın bir konuşması olacak. Orada da büyük ihtimalle sorularda denecek ki 50 bas puanlık bir indirim yapmayı düşünüyor musunuz? Çünkü Jackson Hole'da da aslında bekliyor olduğumuz şey buydu. Orada gelecek yanıta bağlı olarak da sonrasında bir anda 50 bas puanlık indirimi fiyatlamaya başlıyor olacağız. Ya da çoktan bozulmalara bağlı olarak 50 bas puanlık bir indirimle karşılaşmış olacağız. Bence şu anda yani verilere bağlı olarak tabii ki değişecektir ama 3 tane 25 bas puanlık indirim gelecek. İndirimlerin gelmesinin hemen ardından belki aşağı yönlü hareketler görebiliriz ama bence bunun artık çok büyük bir satış baskısı yaratmasını beklemiyorum ben. Özellikle kripto tarafında Selçuk Bey. Tabii ki yani bazı geri çekimler olabilir. İşte o çarşamba günü saat 10'da olacak sanırım. 10'da yapılan açıklamanın ardından bir miktar geri çekimler tabii ki normal karşılanabilir. Ama böyle çok büyük trendi değiştirici bir etki yaratmayacaktır eğer 25 bas puanlık bir indirim gelirse diye düşünüyorum. Şöyle diyorsun anladığım kadarıyla, 25 bas puanlık bir indirim zaten fiyatlandı. Gelirse çok büyük bir etkisi olmaz piyasalarda. Doğru mu anlıyorum? Çok hafif bir satış baskısı gelse de bu dönüş anlamına gelmez. Bir ayı piyasası anlamına gelmez. Öyle düzeltelim. O düzeltme sonrasında da yukarıya doğru hareketini devam ettirir. Ve yeni faiz indirimleri beklentisiyle. Ama 50 bas puanlık bir faiz indirimi çok fazla fiyatlanır ve 25 bas puan gelirse o zaman satış baskısı artar mı? Aynen öyle. Yani beklentileri veriyoruz Selç ve beklentilerin dışına çıkılmadığı sürece yani çok büyük fiyat hareketleri olmayacak. Orada o yüzden hem uygulamalara hem de konuşmalara bakacağız yani. Bu cuma bu açıklanacak veriler ne takvibi ne olursa 50 baz daha çok fiyatlanmaya başlanır. İstihdam verilerinde zayıflama daha da büyürse, tarım dışı istihdam işte düşmeye devam ederse ki geçtiğimiz hafta yine bir revize gelmişti bu konuyla ilgili. İşsizlik oranı artmaya devam ederse, son veri 4.3'tü umarım yanlış hatırlamıyorum. Ve işte yükselmeye devam ederse ya da mesela beklentileri şu an tam göremedim ama beklentilerin üstünde açıklamalar gelirse işsizlik verisi konusunda. O zaman birazcık da tabii ki faiz indiriminin daha agresif olması gerektiği fiyatlanabilir. Burada bir de işte Fed'in uyguladığı aslında güzel şey şuydu. Hem Powell'ın iletişim konusunda başarılı olduğunu biliyoruz hem de üyelerin de yani bu Powell konuşmaları öncesinde ya da toplantılar öncesinde o beklentileri dindirebildiğini ya da yön verebildiklerini biliyoruz. İşte bu resesyon paniğinde gördük. Goldsby ile sanırım Bostic ikisi bir konuşma yaptılar ve resesyon paniğinin bir anda ortadan kalkmaya başladığını gördük. Yine o yüzden FOMC konuşmalarını dinleyeceğiz. Diğer verileri bekleyeceğiz ama istihdam verilerinde o bozulma sinyali bir anda piyasaya 50 bas puanlı fiyatlamaya getirebilir sadece. Ripple şirketi 12 gün içinde 125 milyon dolar SEC'e ödeme yapacakmış. Önce bu doğru mu bu haber? Onu sorayım. Bu olumlu yansır mı sizce? Sizce SEC davaya tekrardan itiraz eder mi der Oğuz Çubuk. O soruya da şöyle yanıt vereyim Selçuk Bey. Şimdi Ripple'da 2 hafta önce gelen bir haber vardı. Dava sonuçlandı. SEC'in orada 2 milyar dolarlık bir ceza talebi vardı. Ve sanırım yargıç Annalisa Torres 125 milyon dolarlık bir ceza verdi Ripple'a. Bunda da bazı ihlallerinden kaynaklandığını söyleyip önümüzdeki süreç yani gelecek içinde bazı ihlallerle dava sürecini kapattı aslında. Burada Ripple'ın aslında bir davayı kazanmış olduğunu söyleyebiliriz SEC'e karşı. Ki bunun sinyalini zaten geçtiğimiz sene 29 Ağustos tarihinde almıştık. Yani neredeyse bir sene olmuş. Orada da Ripple pozitif bir karar çıkmıştı. Burada da öyle oldu aslında. Ve bu ödemeyi gerçekleştirecekler. Bu ödemenin gerçekleşmesi bence çok bir şey değiştirmez. Sorunun ikinci kısmı orada önemli. Çünkü Ripple'da hareket göremememizin de temel sebebi bu. Acaba SEC ikinci kez yani itiraz edecek mi bu kararı? Normal şartlarda dava süreci boyunca itiraz kararları ellerinden alınmıştı. Ve dolayısıyla son kararı bekliyorduk. Şimdi son karar geldi ve SEC'in istemeyeceği yönde bir karar geldi aslında. Dolayısıyla itiraz etmesi muhtemel gözüküyor bence. Burada ama şöyle bir faktör var. Tıpkı SEC'e Ethereum ETF'lerini onaylatan o güç gibi şu an siyasi bir durum var. ABD'de seçimler var. Dolayısıyla daha fazla tepki çekmek istemeyebilirler bence. Onun ötürü şu anlık ortadayım ama ben davayı tekrar açacakları yönde bir yani en azından oraya birazcık daha yakınım diyebilirim. Ama tabii ki dediğim gibi ortaya yakın durumdayım şu anda çünkü açmaya da bilirler. Bu politik faktör oranın stratejileri ya da uygulamalar üzerinde çok etkili oluyor çünkü Selçuk. Süper. Doğu Bey derler ki WorldCoin analizi yapar mısınız?
yaptınız diye sormuşlar. Bir. İkincisi de onu biraz sonra istersen teknik olarak bakalım. Bizde var mı WorldCoin? Var. Değil mi? Tamam. Oradan da verebiliriz. Bir de Aslı Kozat demiş ki Selçuk Bey gümüş şu an alınır mı? Bana göre alınır benim fikrim. Berke de soralım. Bu arada altın mı gümüş mü sorusuna gümüş diyoruz biz genel itibariyle ben de. Gökalp'te sevgili Berke. Doğru değil mi Berke? Yani senin adına gümüş gibi olmayayım ama. Merhaba ICPX 2025 yol haritası ne zaman güncellenecek diye sorulmuş Burak Lay tarafından. Ona şöyle cevap vereyim Selçuk Bey. Şimdi ICPX ile ilgili zaten Aralık ayında yayınlamış olduğumuz bir white paper'ımız var ve orada aslında yol haritamız belli. Burada güncellemeler yapabiliriz ama şu an kesin bir değişiklik yapacağız mı onu tam olarak bilmiyorum. Çünkü bazı uygulamalarımız var ve biz bu uygulamaları zaten gerçekleştireceğimizi söylemiştik aslında. White paper'da gelecek olan uygulamaları şu anlık çalışıyoruz üzerine öyle söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte tabii farklı ürünler de gelecek. Bunların güncellemeleri gelecek ama planlı bir şu an zamanlamamız yok. Hani bu zaman güncelleyeceğiz diyemem ama bizden gelecek yeni haberler olacaktır yakın zamanda. O zaman white paper'da da roadmap'te de güncellemeler görebiliriz zaten öyle söyleyeyim. Bitcoin yukarı mı aşağıya mı sence? Bence şu anlık birazcık aşağıya dönebilir. Altın yukarı mı aşağıya mı? Altın şu an yatay diyeyim Selçuk Bey. Aslında Bitcoin için de yatay diyebilirim. Yani çok büyük hareketler beklemiyorum ikisinden de. En azından bir iki gün süreçte. Keza gümüş. Gümüşte birazcık daha pozitifim ama orada da yatay beklentim var. Ama daha pozitif. Altına göre özellikle. Peki. Altcoin'ler ne zaman hareketlenecek? Altcoin'ler için aslında güzel sinyalleri geçtiğimiz hafta almaya başlamıştık Selçuk Bey ama yani hafta sonu fiyatlamasında yine işte altcoin'den birazcık çıkış olup sonrasında yine Bitcoin'e döndük. Dominans yine yükseldi. Orada herhalde yani tahminim hep de bunu söylüyorum aslında Eylül ortasından itibaren oraya birazcık daha girişler almaya başlayacağız. Kırılma noktası da büyük ihtimalle seçimler olacaktır diye tahmin ediyorum Selçuk Bey. Kasım'dan sonra biraz daha o hareketliliğe başlayacağız diye umuyorum. Petrol abi. Petrolde olağanüstü bir hareket var onu söyleyelim bu arada arkadaşlar. Evet. Ama o Libya'dan olayı. Normalin dışında bir hareketti. Değil mi? Yukarı mı aşağı mı petrolde öngörüyorsun? Yani şu an yukarı gözüküyor Selçuk Bey. Çünkü büyük bir hareket yapıyor gerçekten. 75'ten 2 gün içerisinde 80'lere birazcık daha yukarı devam edebilir diye düşünüyorum Selçuk Bey. Sivas'a gidiyoruz. Sivas'ın yollarına. Sivas'a gidiyoruz ya. Yine erken davrandın Selçuk Bey. Ben ona bozuldum. Tam da girecektim. Ekranımı ayarlıyordum. Yine erken girdiniz. Ya. Şöyle hatırlatmamızı ben yapayım isterseniz ya da siz mi yapmak istersiniz? Yok buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Şimdi dediğiniz gibi önümüzdeki hafta yani 7 Eylül tarihinde Sivas'ta olacağız. 7 Eylül cumartesi günü. Şimdilik otel ve etkinlik saati büyük ihtimalle yine 2'de olacaktır. Ama otel bilgilerimiz şu anda yok. Burada Mustafa'nın bu konuya ilgi göstermesini bekliyoruz tabii ki. Oteli artık açıklamasını diyoruz. Birazcık detay paylaşayım. İşte ekonomi ve kripto seminerleri zaten çok fazla bahsediyoruz. Çok güzel geçen etkinlikler oluyor. Kimler orada oluyor? Gökalp Bey orada oluyor. Selçuk Bey orada oluyor, Ali Bey orada oluyor ve Barış Bey orada oluyor. Onların bir oturumu oluyor. Yaklaşık olarak işte 2 saat süren interaktif izleyicinin de sunuma katıldığı, fikirlerini belirttiği aynı zamanda bir testle anketler yaptığımız güzel bir sunum oluyor. Sonrasında ben çıkıyorum, kripto varlıklardan bahsediyorum, trendlerden, altcoin'lerde hangi projeleri daha çok beğendiğimizden bahsediyorum. Ben de bir soru cevap yapıyorum Selçuk Bey. Kapatıyorum. Çok çok keyifli geçiyor. Etkinlik için Sivas'ta olacağız dediğim gibi. O bölgedeki herkesi bekliyoruz. Ücretsiz biletinizi sitemizden giriş yaptıktan sonra direkt olarak bu link üzerinden alabilirsiniz. Zaten sizin de videonuzun altında bulunuyor sanırım o link. Direkt olarak bileti oradan alıp etkinliğimize ücretsiz şekilde katılım gösterebiliyor herkes. Bu şekilde de duyurmuş olayım ben. Sadece Sivas'tan değil, Tokat'tan katılabilirsiniz, Kayseri'den katılabilirsiniz, şöyle etrafına bakıyorum, Erzincan'dan katılabilirsiniz, Elazığ, Malatya, Elbistan, bütün buralardan, Gaziantep buralardan Sivas'a ulaşmak kolay. Hatta Eskişehir'den bile Sivas'a gelebilirsiniz. Onun için sadece Sivaslılara özel bir panel değil bu. Tüm etraf illerden böyle 1 saatlik 2 saatlik mesafelerden gelip panelimize katılabilirsiniz. Keyifli oluyor. Bence çok eğlenceli oluyor. En güzel taraflarından birisi sahiden hep birlikte yapıyoruz paneli. Yani Berk, ben falan değil, Gökalp, Ali Hoca falan değil. Bütün izleyicilerimizle birlikte yapıyoruz. Orada bütün panele katılan dostlarımızla birlikte yapıyoruz. Çok keyifli oluyor. Eskişehir panelini de paylaşacağız inşallah. Bu hafta içerisinde bitirebilirsek montajını onu da paylaşacağız. Acayip keyifli ve verimli oluyor. Onun için bekliyoruz arkadaşlar sizi. Bir de sepetimize mi geçsek acaba? Sepet. Tabii ki onu da. Sepet sepet yumurta sakın beni unutma. Buyurun. Bir de sepetten bahsedeyim Selçuk Bey. Yine ekranımı paylaşayım. Şimdi başlattık olduğumuz bir hizmet aslında bu ve işte birkaç haftadır devam ettiriyoruz. Son güncellememizi 15 Ağustos'ta yapmıştık. Şimdi bugün yenileyeceğiz zaten dağılımı. Bir uygulamaya başladık burada ve projelerin, coinlerin işte volatilitelerine, bet
metalarına, birazcık daha teknik analizlerine, haber akışlarına karşı bir dağılım paylaşıyoruz. İşte yeşil, sarı ve kırmızı da birazcık daha o hareket kapasitesini gösteriyor. Kırmızı birazcık daha volatil olmasını beklediğimiz coinler oluyor. Sarı birazcık daha hani orta vadediğim, daha orta şeker diyeyim hatta, daha az hareketli, ama yeşil sepet oranla da yine daha çok hareket etmesini beklediğimiz, dolayısıyla da daha çok kayıp riski olduğunu düşündüğümüz bir ürün grubu oluyor. Ve son olarak da yeşil sepet, zaten son sepette de işte altın, gümüş, bitcoin bulunuyor mesela. Buraya istediğiniz tutarı giriyorsunuz, minimum 50 dolar olmak üzere, ve sonrasında buradan yaptığınız alım ile direkt olarak spot cüzdanınıza o ürünler ekleniyor. Genel olarak yani güzel ve başarılı, şu anlık başarılı gittiğimiz bir proje oldu Selçuk Bey. Güzel getiri oranları yakaladı sepetler. Özellikle işte kırmızı sepette yine yaklaşık olarak %25'lere yakın bir getiri sağlamış durumda. Burada zaten işte FET'in, Floki'nin güzel hareketleri söz konusu. Bugün dediğim gibi, bugün akşam saatlerinde tahminen burayı yenileyeceğiz zaten. Bunlarla birlikte bir de çok sık gelen bir soru var. Onu da yanıtlamak isterim müsaadeniz olursa. Sepetin direkt olarak satışı gerçekleşmiyor mu diye. Biz burada zaten aslında bir hani portföy yönetimi sağlamamaya çalışıyoruz. Burada sadece işte o verilere bağlı olarak performansının önümüzdeki süreçte bir vadede iyi geçmesini beklediğimiz projeleri koymaya çalışıyoruz buraya. Dolayısıyla da o satış opsiyonunu birazcık daha yatırımcının inisiyatifine bırakmamız gerekiyor. Ondan ötürü direkt zaten sizin spot cüzdanınıza yatıyor. Orada satmak istediğiniz herhangi bir ürünü kendi satıp sonrasında farklı bir sepet ürününe dahil olabiliyorsunuz zaten. Onu da söylemiş olayım Selçuk Bey. Çok teşekkür ediyoruz Berk Bey. Çok sağ olun. Var olun, sağ olun. İyi ki oradasınız, iyi ki varsınız. İzmir'e gelmeyecek misiniz diyenler var. İzmir'e gelmiştik. İlk programlarımızdan birisiydi ama bu bitmeyecek bu programlar zaten. Gerçi hani bu yıl ufak ufak Sivas'la birlikte yani takvimin sonuna geliyoruz ama tekrarlanacak bir takvim olacak bu. Onu da söyleyeyim. İzmir'e inşallah yolumuz tekrar düşecek. Geleceğiz arkadaşlar. Onu da buradan söylemiş olalım. Berk'cim çok sağ ol. Ağzına sağlık. Sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.